Değil mi? Dün burada konuşmuştuk. Yani Nerelere transfer abi yapar o diyorduk dün ama bugün Okan Hoca şimdi ağzından ilk defa 4 pozisyon deyince mesela bir sağ bekleyebilir miyiz? ya sağ bek mutlaka olacak. Bu Dubai'de olur. Zaten kendi topçusu. Orta saha bir kere olmazsa olmaz bir Merkez yer. orta saha Yani kesin 2 olacak. 10 numara 10 numara 3 etti. Santrafor. Yedek olarak düşünürsek Yani 4 alternatif. etti. O da transfer sonuçta yani. Tabii. O zaman konuyu açtı. Bir transfer gelişmesi daha verelim mi Ercan Şimşek? Sen hazır olduğunda bana söyle. Şey mi? Ali Bey demişti ki, Batshuayi'den çok memnunuz. Kontratı bitti, opsiyonu yok. Hoca sıcak bakıyor. Batshuayi'ye görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor dedi. Biz o kulüplerden birisini öğrendik. Kimmiş? Bakalım hadi Batshuayi'yi kim istiyormuş? Kimin gözü Batshuayi'nin üstünde? Batshuayi Galatasaray'ın gündemine geldi. Belçikalı golcünün menajeri oyuncusunu sarı kırmızılı kulübe önerdi. Son dakika gelişmesi, bir transfer gelişmesi olarak bunu verebiliriz. Ali Bey'in bahsettiği kulüplerden birisi Galatasaray. Gözü Batshuayi'de. Buna parantez açalım. Nasıl ama bu? Batshuayi'nin önceliği Fenerbahçe'de devam etmek. Menajeri bunu Galatasaray'a iletse de, temas kursa da Batshuayi'nin önceliği Fenerbahçe'de devam etmek fakat oradaki seçimi bekliyorlar, başkanlık seçimini. Bu arada da alternatif planlarını da oluşturmak istiyor Batshuayi ve ekibi. Bu noktada Galatasaray'la bir iletişim kuruluyor. Galatasaray cephesi şu aşamada olumlu bakıyor Batshuayi ismine. Icardi'nin rekabete gireceği bir futbolcu olarak düşünüyor. Fakat somut bir adım atılmış gibi bir şey şu an için söz konusu değil. Galatasaray'da bu noktada Fenerbahçe ile ilerleyeceği yolda bekleme aşamasında Batshuayi için. Fakat olumsuz bir bakış açısı yok Galatasaray'ın. Tekrar edelim. Batshuayi ve ekibinin menajerinin önceliği Fenerbahçe'de kalmak ama ya Fenerbahçe ile anlaşamazsak olmazsa diye alternatif planlar da üretmeye çalışıyorlar. Bunlardan birisi de Galatasaray'da forma giyebilmek bu seçeneklerden birisi. O gün reklama gitmeden demişti ki bir şey söyleyeceğim. Aynı konuymuş. Ekleme yapacak mısın bu kırmızıya? Geçen hafta cumartesi tatildeyim. Telefonuma mesaj geldi. Çok fazla da haber kovalamıyordum tatildeyken. Mesaj şu yöndeydi. Batshuayi için menajeriyle görüşüldü. Bir haber kaynağından geldi. Beşiktaş için mi? Beşiktaş'ı takip eden biri olarak Beşiktaş Olabilir, için farklı geldi. Yok takımdan da yok gelmiş. Beşiktaş için. Beşiktaş için. Batshuayi için menajeriyle görüşüldü haberi geldi. Açıkçası sonrasında çok fazla da hani böyle şey yapmamıştım. Dediğim gibi hani sen yaptığın şeyini tatildeydim. Evet. Şimdi daha sonra işte Sayın Ali Koç da bu yönde bir açıklama yapınca bende ışıklar yandı. Doğru olduğunu zaten artık kulüplerde ifadesi var bu arada ve bana geçtiğimiz hafta cumartesi böyle bir mesaj gelmişti. İlginç buldum Beşiktaş adına. Yani böyle bir bilgiyi. Tabii yönetim kanadında henüz bu yönde bir doğrulama yok. Belki de senin de az önce söylediğin gibi hani Beşiktaş'a da önerildi denilebilir. Daha önce Beşiktaş kariyeri çok iç açıcı geçmedi. Tribünle yıldızı barışmadı, camiayla barışmadı, beklenen etkiyi yapmadı. Ama hani Batshuayi'ye şu an muhtemelen Türkiye'deki bütün kulüpler alternatif santrafor gözüyle bakıyor. Yani hani az önce ismi geçen kulüpler alternatif santrafor gözüyle bakıyor. O da herhalde bir yerden bir çıkış yapıp alternatif değil, doğrudan 11'in oyuncusuyum şeyini yaratmak istiyor olabilir. Bu sezon zaten bence bunu performansıyla gösterdi. Açıkçası çok daha fazla 11'de olması gereken maç vardı. Dzeko'ya büyük saygı duyuyorum. Çok iyi götürdü. Başlangıcı, orta giriş, gelişme çok iyiydi. Sonuçta biraz düşüş yaşadı. Orada işte daha fazla maç olması lazımdı. Yani boşa çıkmış bir Batshuayi için herkes talip olur zaten hocam. Yani böyle bir alternatifi Şunu herkes ister. soracağım. Velev ki oldu. Galatasaray'a geldi. Herhalde Türkiye'de ilk yanılmıyorsam yanlışım varsa zaten bir yabancının 3 kulüpte oynadı. Büyük kulüpte. Var Yani mı? var Başka? mı bilmiyorum da biraz düşünmek lazım. Bir Düşünelim son sayfa birazcık. sorusu gibi. Son sayfa sorusu. Son 3 sayfa kulüpte de 1-2'ye oynadı. getirelim burada. Şey soruyorlar. Silva. Silva'yı Galatasaray'ın konuşacağız hocam da ekranda Kerem'i Batshuayi son soruyorlar. dakikası var ya şu an biraz onu konuşalım ardından devam ederiz. Siz Batshuayi Galatasaray'ın gündemine gelmesi, Bizim alternatif Icardi ile bir rekabet,
süreci olur mu? Alternatif olmaz ya. Şimdi hakikaten olmaz. Beşiktaş da öyle bir şanssız sezon geçirdi ki 21 topu, hatırladığım kadarıyla 21 topu direkten dönmüş adamın. Abi böyle bir kısmetsizlik var mı? Abi 3 metreden vuruyorsun, direkten dönüyor. Penaltıyı kaçırıyorsun, direkten dönüyor. Hep direklerden. 21 top. Yani adam her zaman onun içinde, bu futbolcu topçu yani. Bunu sen kesem, Galatasaray'da da olabilir. Her türlü bir şey söyleyeceksin o gün. Sosa. Efendim? Düşününce Sosa geldi aklıma. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe. Evet doğru. Ha, üçü. Cevabı doğru. Bulduk. Üçünü Sosa. Sosa İyi var. Hatırladım. Demek olursa son sayfayı da hazırsın. Sen yakın dönemde bir son sayfa yap. Şey yani Galatasaray'da da olur. Niye olmasın? Yani her takım ister Batshuayi. Çünkü Türkiye futbolunu çok iyi bilen, burada oynanan futbolu çok iyi bilen ve devamlı hareket halinde bir santrafı. İşte ben burada böyle bir santraforum varsa, arkada da örnek Fred'in, Mürit'in böyle bir kadrom varsa, abi niye sen iki çift santrafor oynamazsın? Bu sezon bence oynayabileceği çok bak, müsait niye maçta. Oynamazsın oynayabileceği çok müsait maçları vardı. Galatasaray'da da aynı şekilde. Icardi'yi alırsın evet, arkasına. Abi dağıtırsın bütün bizim, bak bizim ligimizden konuşalım. Her konuştuğumuz bizim kendi ligimiz. Burada büyük takımlar bunu her fırsat fırsat oynar. Çünkü o donanıma sahip bu takımınız var size. Fenerbahçe'de abi sağdan Samuel geliyor, soldan Ferdi geliyor. Talişka var, burada İrfan var. Sen o iki çift santraforla bir oynadığın zaman neler yaparsın? Ama olmuyor işte, hepsi tekte gidiyor, olmuyor. Ve orta saha, sanki orta saha şey, yol geçen olsa Fenerbahçe abi oynuyorsun tek kare. Galatasaray tek kare oynuyorsun bizim ligimizde. Bu arada izleyicilerimiz de Batshuayi konusunda fikirlerini paylaşabilirler tabii ki. Üç kulüple de şu anda o günün verdiği bilgiyle birlikte Beşiktaş'ta da bir temas kurulduğu söyleniyor ama tekrar edelim. O gün söyledi. Geçen hafta az önce belirttiğim gibi hocam. Geçen hafta tatildeydim. Bir cumartesi mesaj geldi. Batshuayi menajerinden bir görüşme geldi diye. Demek ki doğruymuş yani. Ali Yağız Bey demiş ki mesela iyi akşamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Batshuayi Galatasaray'a gelirse Barış, Icardi ve Mertens vallahi çok iç acıcı olur diyor. Batshuayi de bu ekibe dahil olursa demiş. Söyledim işte yani, ama orada onu aldığın zaman ne tarzda bir oyun planı ortaya çıkacak onu bilemeyiz. O artık onların. Şimdi Batshuayi aldın, getirdin. Icardi var. Tamam, o da. Şimdi sen bunun ikisini mi kullanırsın? Sağda atıyorum Barış. Solda Kerem veyahut da Zaha veyahut da Ziyech, bu sefer Mertens'i nerede kullanacaksın? Yani bunlar çift santrafor'da kullanabilir. Şimdi bunlar, Icardi'yi zorlayacak bir alternatif olur ama değil mi? Icardi'yi zorlama şansı yok. Çünkü bir kere tribünlerin fenomeni olmuş. Burada abi derler de forması oynar diye, o tarzda bir oyuncu. Bir de Edince Konu da forması oynar diyorduk ama biraz zorladı. İster birkaç maç kötü giderse tabii, çok kötü gitmesi lazım. Şimdi Edince Konu diyorsunuz. Edince 37 yaşında bir adam.